faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Sistem sağlıklı buluyor musun abi? Bir yerlerde birileri bizi bekliyor. Dünyanın en büyük matematik profesörüsün, ananı huzur evine bırakmışsın. Bu gençlerin hepsi pırıl pırıl. <laughs> bu benim dünyada aldığım en güzel şey. Bu benim ekmeğim dedi. Vay. Abi dedim var ya bu adamın <laughs> kazandığı her kuruş anasının <laughs> ya. gibi helal yani. <laughs> Huzuru hazirun cemiyeti irfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz. Yeni bir peynir gemisi programında yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok kıymetli bir dostum, arkadaşım bizimle beraber. Onunla biz aslında ım, uzunca sayılabilecek bir süredir tanışıyoruz ve onu sürekli programa davet ettik. Her gördüğümde her vesileyle fakat o kadar yoğun o kadar yoğun çalışıyor ki kendisi de bir içerik üretici aynı zamanda e, liseli çocukların özellikle abisi ve akıl hocası onların soruları sorunları mütemadiyon onlara içerik üretmek durumunda olduğundan hakikaten bizden daha yoğun çalışıyordu ama bu defa denk getirdik ve bu defa kendisiyle doya doya bir sohbet yapmayı murad ediyoruz. Karşınızda alkışlarınızla içerik üreticisi Grif Koç Gökhan Müftüoğlu. <laughs> Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Nasıl? İyiyim <laughs> elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi Allah aşkına. Sabah dörtte atladık geldik abi. Gel dedin bak sonra Allah da buluştuk. senden <laughs> razı olsun ya. <laughs> Efendim Gökhan Kırıkkale'de yaşıyor. Buradan da Kırıkkale'ye hepsine herkese çok selam ediyoruz. Özellikle Fatma ablacığım da orada. Ona ha. da çok selam ediyorum. Ee, nasıl vaziyet? Yol yağmurlu muydu? Yol yağmurluydu ama çok böyle korkutucu bir yağmur yoktu. Yani Rast. Düştük yollara geldik, rast geldi işimiz yani. İyi. Efendim Gökhan hakikaten çok yetenekli ve böyle aslında birçoğumuzun hayatının tam ortasında olan ama işleyişiyle alakalı net fikir sahibi olmadığımız hasreten liseli gençlerle evet, alakalı, evet. onların sınav stresi ile alakalı, girdikleri sınavlarla alakalı yıllardır içerik üretiyor. Ve onlarca bu anlamda içerik üreten, kitap basan, yayın yapan kurumada danışmanlık yapıyor. 1 milyon 300 bin takipçisi var çırpık. Bu şey İmrenilesi bir takipçi sayısı. <laughs> İnşallah bizim de olur. Buradan Gökhan'ın takipçileri de sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bize gelin bize de abone olun. <laughs> Gelsinler tabii ki. Gökhan şimdi LGS'yi atlattınız değil evet. mi? Liselere girsinler. O, o gitti. Şimdi önümüzde ne var? YKS, YKS var. YKS tabi. var ki asıl GJV'li işte orada. Asıl orası abi hakikaten. En baştan başlayalım. Nereden esin? Neden böyle Şöyle bir iş esna... yapıyorsun ya? İnsan neden bununla uğraşır yani? Değil mi? Niye uğraşır? Evet. Çünkü kendinde geçmişte orada bıraktığı izler vardır. Ya. Orada bir acısı vardır. Orada bir boşluk vardır. O boşluğu doldurmak ister. Neydi Çünkü... sendeki boşluk? Ne yaşadın? Şöyle ki? düşün abi. Böyle, işte böyle, böyle kanının en deli aktığı dönemleri hatırla. Ya sen hala gençsin de. Yani evet, <laughs> o dönemlere gidelim. Ben o gençlik dönemleri diyeyim. Hani o dönemde hakikaten yönlendirilmeye, yol gösterilmeye, engeller var denilme ihtiyacımız olan bir dönem. Hı hı. Aklımızda bin çok şey var ve şu an hatta sosyal medya Gerçi o dönem yoktu bile. Çok çok az olmasına rağmen kafamız bir sürü şeyle doluydu. Sınavlar ülkesindeyiz dediğin, ya az önce biraz konuştuk abi. Her sene değişen bir sınav sistemine mağdur oluyoruz hmm. vesaire vesaire. Bir baktık ki ortalık karışık. Ve böyle bir süreçte işte mezuna kalışlar, bir daha hazırlanışlar, üniversiteye gidişler ama istemediğim bir bölüm. Yeniden bir yolculuk nasıl olacak falan derken o büyük boşluğa dedim ki yani ben yaşadım, başkaları yaşamasın. Öyle bir yolculuk hazırlayalım ki gençlere bak yol bu, seçimini sen yap. Hani illaki şunu yap, bunu yap değil de Yol bu ama. Karar ver dedik. O günden beri hocam Üçtük yollara hala devam. Kaç yıl oldu kanalı açalı? Kanal şöyle e, açıldığında hani tek tük seminerlere gidiyorduk. da O dönemlerde okullara falan. Minik minik işte telefonla falan kayıt alıyorduk. Böyle o dönemler daha telefonlar, yeni işte kameraları falan ortada. Hmm. Onları YouTube atıyorduk. Böyle 2011'den sonra başladı bu Oo, süreç. Oo ne kadar eski. Çok eski abi. Çok ama eski videoları görmen sizin? lazım. Ben hepsini sildim kanalda şu Öyle mi? An. <gülüyor> çok <gülüyor> çok komik. Değil, abi <laughs> çok komik görmen lazım. Bilmiyorum sen siler misin eski videolarını falan ama böyle. Biz o kadar eskimediğimiz için <laughs> en eski videom bir buçuk sene önce yani. <laughs> Senin, evet. ama iyi hızlı gittin sen evet. yani e, 2013'ten sonra ama biraz daha böyle düzenli bir şeyler yapalım demeye başladık 2015'ten sonra tam böyle anlat dedik ki her hafta düzenli videolar atalım falan ve o günden bugüne kadar geldik abi İyi ne kadar güzel çocuklar seni seviyorlar da seni Sağ olsunlar. ilgiyle de takip ediyorlar e, burada aslında birazcık da şeydir değil mi bir teselli arıyor çocuklar çünkü Tabii. okul baskı yapıyor çevre baskı yapıyor anne baba baskı yapıyor Tabii. E, akrabanın çocuğu nedense hep böyle bir her akrabanın böyle bir çalışkan bir çocuğu vardır nerede <laughs> varsa hep o örnek veriliyor, nazara gösteriliyor. Aslında çocukların işi çok zor değil mi? Bu çok ön kabulle zor. başlayalım konuşmayı istersen. Kesinlikle çok zor abi. Ya şimdi düşünsen abi daha da tehlikeli olan şey şu. Hadi tüm bu engellere rağmen üniversitede gittik peki sonra? Sonrasına dair şu an boşluklar da artmaya başladı. Bilinmezlik artıyor dijital bir çağdan bahsediyoruz peki ne bekliyor bizi sorusu günden güne artıyor yani biz o boşluğu doldurmaya gayret ettikçe tamam bir kısmı dolduruyoruz bizim gibi artık başkaları da bunu yapıyor ama daha büyük soru işaretleri de ortaya çıkmaya başladı haliyle artık hani komşunun oğluna kızına sıra gelmiyor artık yani o bir dursun biz başka bir sorunla karşı karşıyayız dediğimiz bir döneme doğru gidiyoruz hmm. şimdi o yüzden gençlerin işi gerçekten zor Allah yardımcıları olsun yani biz onlara hep destek vermeye çalışıyoruz ama cidden zor zor bir, bir yanda ergenlik var uğraştıkları bir yanda evet. daha yeni yeni kişilikleri bireyleri bireysel zellikleri oturmaya başlıyor yavaş yavaş kendini tanıyor tam o demde biz bir sınav döküyoruz hem de onlarca sınav döküyoruz ortaya bunun içinde matematiği var fiziği var kimyası var ben gerçekten o zamanları bir daha yaşamak istemezdim çok <laughs> abi, sıkıntılı değil mi? Kim ne soruyorlar istedim? en çok Gökhan? Abi, en çok ne soruyor bu delikanlılar gençler? Sana? Abi şöyle hocam bunun sonu nereye varacak? Neyin sonu? Sınava girdik. Ha, tamam. bu ne sonra olacak? ne olacak? Yani kaygı düzeyi abi günden güne artıyor. Yani inan e, matematiği bir şekilde hallederiz tamam ha tamam. Söz halledeceğiz işte çalışalım falan. Özel ders alalım, şunu yapalım, YouTube'dan videolar izleyelim tamam da sonra peki hocam? Hmm. Yani burasına dair daha çok şey merak ediyorlar haklı olarak. Ha, bizim kuşakta şu yoktu ya da ben kendi kuşamdan biraz. Gerçi aramızda çok yaş farkı yok hmm. herhalde ama yani en azından bizde şey o kadar sorgulacılık yoktu maalesef. Ya biz tamam diyorduk ne yapalım bu böyleymiş falan diyorduk ama şimdi gençler çok güzel sorguluyor. Hocam bize yolun sonunda göster. Nereye gidiyoruz biz? O yüzden bu sorunun cevabını tabii tek başımıza veremiyoruz. E, malum işte sistem hmm, vermesi lazım. Birçok büyüklerin bu iş önlü yolu açması lazım gibi bir durum var. Hmm. Ama en çok merak eden soru bu. Nereye gidiyoruz? Peki YouTube'dan e, o sizin izleyinizi ya da farklı içerik üreticilerinin izleklerini takip edenlerden yüzde kaçı bu işte mesafe alıyor? Yani biz hani YouTube'a içerik üretiyoruz. Bakıyoruz bir saatlik video 3 üç, üç dakika izlemişler ve çıkmışlar. Sizde hmm. durum nasıl? Benzer abi çünkü öğrenciler hatta şu durumda yani videoyu görüntüleri benim işime gerçekten yarar mı? Direkt bu gözle bakıyor artık. Çünkü zamanla da büyük bir savaşları var. Hmm. Çünkü mesela sınava bir ay kala hep şeydir mesela. Hocam ne olur uzun video atmayın. Ne olur. Hani ha, kısa kısa. Tabii çok kısa Bana işte özü ver abi. geç lütfen ha. laf kalabalığı yap. Aynen öyle. Şimdi hatta benim video girişim şeydi. Herkese selamlar, herkese merhabalar diye. Bazen burayı bile bizim ekiple hocam kessek mi burayı ne yapsak falan diyorlar. O derece yani. <laughs> gerçekten öyle abi. Çünkü bunun toplam saniyesini hesaplıyoruz. Şimdi ki 10 videoda böyle bir şey olsa çocuk bunu izlese. Ha tamam bu biraz da böyle paranoya gibi bir hal belki ya. O kadar da mı diyoruz ama çocuklar artık çarpı ilk gençler hangi kamerada burada mı? Evet, çarpı, evet. Şu, şu, an bunu bile çarpık 2'de izliyor olabilirler. Tabii tabii o diye. Şeyleri biz yapsak bir arada esleri biz kesiyoruz. Ona rağmen hocam çarpı iki de valla kusura bakma. Hatta şey yazanlar var onu çok gidiyorum. Hocam hakkını helal et seni çarpı iki de izledim. <laughs> Bayılırım ben buna mesela. Yani onu bir şey olarak görüyor hocam. Yani ayıp olmasın Sen, ama. Saygısızlık gibi geliyor sanki. Bir ha. ayıp etmiş gibi evet. Izledi, evet. Ama aradaki esleri veremiyoruz orada. Sen de bilirsin abi. Bazı duygu dolu durumlar var. O esi, o nefesi, bazen o bir duruşumuzu, o iç çekişimizi bir gösterebilmemiz lazım ama bunu bile ee, bazen veremiyoruz. Doğru mu Gökhan? Bence yani değil. bu yöntem doğru mu sence Bence yani? değil. Değil değil mi abi? Değil. Bence de değil. Çünkü nefes arası bir şekilde karşı sadece konuşana nefes aldırmaz. Evet. Nefes arası dinleyene de, de nefes alır. Aynen abi. Nefes arası bir en son söylediğin cümleyi Muhatabına tefekkür etme fırsatı da tanır aslında. Kesinlikle. Biz şimdi biz de böyle yapıyoruz nefes aralarını kesiyoruz mümkün mertebe hızlı veriyoruz. Sanki yavaşlamak gerekiyor gibi. Kesinlikle abi ya. yani bazı videolarda hatta diyorum ki sakın dokunmayın bunu, lütfen dokunmayın. Ha, bunu Çünkü, sakin sakin ha, bir izleyin. Ya bu hissiyatlı içli bir şey bu dertlenmişiz bir şey anlatıyoruz mesela bak şu an bile ses tonunda bir değişim var değil mi abi? Yani bunu veremediğimiz zaman giremiyoruz o kalbe sadece kulağa giriyoruz. Kulağa giren şey de burada tesir etmiyor evet. ki hiçbir şey dokunmuyor. Tamam o zaman diyor ben gideyim çalışayım diyor e, ama tek amaç bu değildi başka hmm. bir şey daha vardı orada bunu verebilirsek ne hala hatta bunun biyolojik taraflarında abi hani bilimsel çalışmalar da var hakikaten bu eslerin git gitmesi bu çarpı 2'lerin gelmesi bize hakikaten inanılmaz bir veri akışı var içeri ve bizim şu anki potansiyelimiz bunu karşılayamıyor ya yeah. seni izliyorum abi. Beş dakika sonra başka bir şey. Beş dakika, beş dakika, beş dakika. Peki ben şu an hangisini anlayacaktım? Hangisini acaba tam buraya indirebildim? İnanılmaz zor bir süreç bu. O yüzden gençler evet bazen bunu belki yapmalı bazen ama hepsinde mi? Hayır. hayır evet. hayır, hayır Yani bilmek noktasında evet bilgi bir fikir sahibi oluyor o izlediği şeyden. Tabii. Ama e, bilgi sahibi ya da onu içselleştirme noktasında bir eksiklik kalıyor. Peki nereden biliyorum bunun yanlış olduğunu? Bence kesinlikle yanlış. Hı hı. Şu an biz de yapıyoruz böyle talep edildiği için ama sadece böyle şey muhabbetlerde, soft muhabbetlerde yapıyoruz. Ama mesela son din İslam diye bir iş yaptık. Ben evet. orada nefes arası kesmem çünkü konu ağır bir konu ve o şekilde işlenmeli. Yanlış olduğuna neden bu kadar eminim? Eğer doğru olsa idi. Eğer bizim nefes arası kesmek ve hızlı bir şekilde anlatmaya gayretimiz, anlatma gayretimiz doğru olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da hızlı anlatırdı. Evet. Oysa biz biliyoruz ki yeryüzünün gördüğü en iyi anlatıcı evet. Hazreti Peygamberdir Aleyhisselatu Vesselam. Tek tek, tane tane ve bazen aynı şeyi üç defa tekrar evet. ederek söylüyordu. Ha demek ki doğru olan bu. Onun üzerine kurduğumuz bütün kuramları ben bütün nasıl diyeyim? gönül rahatlığıyla reddediyorum yani. Çünkü o doğru olmasaydı öyle yapmazdı. Demek ki doğru olan bu. Evet. Fakat ne yazık ki bize bu dayatılıyor. Yani YouTube'da şöyle yap, böyle yap falan vesaire. Peki ne anlatıyorlar? Yani şunu izledim de çok güzel oldu. Teşekkür ederim diyenler mutlaka vardır. Şurayı tabii. kazandım diyen var. Bunun takibini yapıyor musun? Tabii yani ki seni abi. takip eden gençleri sen takip ediyor musun? Nasıl bitti hikayeleri? Diye. Şöyle söyleyeyim abi. İlk yıllara durum şöyleydi. Tabii daha küçük bir kitleydik o zaman. Hani kazananlar böyle vay işte falan. Daha heyecanlandı bize. Daha birlikte yaşama Sonra imkanımız Sonra bana abi seminerlere başladığımda Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum. Yani burada Hakkari Çukurcu'ya da gittim. İşte Mardin, Kızıltepe'ye kadar hani ilçelere kadar. Yani Yeter ki diyorum çağırsınlar. Gideriz. Abi gittim de şunu fark ettim ben. Bu coğrafya her tarafında bu sen hepsi pırıl pırıl. Ya dedim ki iyi de bizi takip etsen olur etmesen olur ama o da kazansın. Yani o da hayalindeki kabiliyetindeki yere ulaşsın. Yani eskisi kadar şu beni mutlu etmemeye başladı. Ya bizi takip etti ve kazandı hey değil ki mesele. Öteki çocuk beni çok sevmeyebilir. Sorun değil ki ama yeter ki vardığı yerde gittiği yerde e, bu ülke için bu topraklar için güzel bir şeyler yapsın. Ben bu dertteyim. Öyle olunca da hani bizi evet yine takip edip gidenleri böyle mücadele öykülerini e, almaya çalışıyor kanalı. Gel diyoruz beraber hikayemizi anlatın. Bizim meşhur bir koltuğumuz var. İnşallah sen de bir Gelirsen abi seninle bir video çekmek sevesi. çok isteriz. O koltuğa gel diyoruz burada başarını bir anlat bize. Hatta bazen diyoruz ki başarı değil mesele mücadeleni anlat. <laughs> ya Toplumun dayattığı şu başarı olayı var ya. Şimdi sistem şudur abi. Sen de hatta yakın zamanda belki yaşamışsındır hani bir oğlun var diyebiliyorum. Allah bağışlasın. Şimdi nedir abi işte şu 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 dereceyi yaparsan başarılısın. Ben bunu katiyen reddediyorum abi. Bu artık hepimizi psikolojik olarak çok yıprattı. Hani eskiden okullarda şey vardı abi. Kocaman gurur tabloları vardı. Görmüşsündür hmm. mutlaka gurur tablomuz falan. Şimdi ben şey derim bir baba eve geldiğinde Üç çocuğu varsa ikisine sürekli seni seviyorum, çok seviyorum demesi, hediye alması varken diğerini hakaret etmesine gerek kalmaz abi. Yani, o zaten e onu bitirir. O anlıyor. zaten bir hakarettir. Bu yani. bitti. Bu da biraz bunun gibi. Kocaman o binalarda gurur tablolarımız, başarı tablolarımız dediğimizde hediyeler, ödüller verildiğinde iyi de o kuruma giren 500 kişi vardı. 10 tanesi de bunu yapıyoruz. Hadi 50 tanesi de bunu yap. Şimdi sistemde abi mesela son daha yeni açıklandı. 2 milyonu aşkın öğrenci şimdi bu sınava yine girecek. 2 milyonu aşkın. Daha da artıyor bu sayı gitgide. Hmm. Peki kaçı mutlu bitirecek o abi süreci biliyor musun? Ortalama hadi diyelim 100 bin tanesi. Peki. Sonuç. Geriye kalan 2 milyonu nerede? 1 Şimdi ne olacak? Şimdi e, bir yere çağırmış Arda. Bir şehrini söylemeyeyim. Dediler ki böyle bir şey var. İşte e, altın günü gibi bir yere. Nasıl, Hı -hı. Niye altın diyorum? Dereceye girenleri altın takacaklarmış. <laughs> Dedim bu ne hani nereye gidiyoruz? Hadi bu kına gecesi mi? <laughs> ya, gelin mi bunlar? Talebe yani. Ee? Dedim ki tamam konferansta olmak zorundayım. Tamam bunda sıkıntı yok ama şey rica ettiler. Dediler ki, hocam bir altına sen verir misin? Dedim ben niye takayım altını? Sana falan? da maşallah taksalardı böyle. <laughs> <laughs> onunla çıksaydım Abi, böyle. Böyle bir şey olabilir mi? Dedim ben en arkadan izlemek istiyorum. Lütfen dedi beni oraya almayın falan. Tamam dediler. Hani hocam zorlamayalım sizi. En arkaya geçtim izliyorum. Hocam gelen yüzlerce genç var orada. Hepsi arkadaşlarını görüyor ama bir kesim orada işte altınlar takılıyor, bunlar derece yaptı falan filan. Niye işte birisi ilk yüze girmiş, birisi 5000'e girmiş falan tamam bunlar güzel, burada alkışlansın. Asla Hı -hı. bunu yadırgamıyorum. Hı -hı. Fakat diğer genç biz kaybediyoruz o sırada. O genç gidiyor. Günden güne eriyor. Ne anlamda? Abi bir yer kazansa da sonra hala mutlu değil ki. İçindeki o ukdeyle beraber devam ediyor. Ben mutsuzum diyor, başarısızım diyor. Yani toplum bana bunu artık bir kere verdi, hissettirdi. Bundan sonraki süreçte işte artık çocuklarım için çalışayım, işte bir şey yapayım, onun için şuna katlanayım. Hayır. Bambaşka bir şey. Yani başarı algısı biraz abi değişti onları takip etmeye gayret ediyorum. Evet. Yani diyorum ki e, sizin kazandığınız yer X yer. Açtığınız dükkan böyle çok ortak halle. İşte bir girişim ya gel diyorum kanala gel. Anlat. Vallahi bu hikayeni anlat diyorum. Kırtasiye açmış. Ya hukuk okuyan geçen bir arkadaşım. Ya gelsin anlatsın diyorum. Çok güzel bir şey. Diğer o sürekli çok pahalı işte vav wow, işte dünyalar onu konuşuyor. Tamam bunlar çok güzel de hepimiz bunu yapamayacağız. Bunu kabul edelim. Bir yandan realist bakalım. Bir yandan duygusal bakalım. Bu dengeyi kurmaya gayret ediyorum abi. Kesinlikle. Gençlere bunları vermeye çalışıyorum. Yani bu, buradan şunu anlayabiliriz. Ee, başarı kriteri her zaman çok iyi okullar kazanmak değil. değil abi, Çocuk kesinlikle. öyle bir mücadele eder ki birlik çocuktur. 1 10 yapamaz. Evet. Ama 5 yapar. Öteki 9'luktur. 9'u ona çıkarır. Bence 1'i 5'e çıkaran daha başarılıdır. Burada. Aynen öyle abi. Değil mi abi? Bir şeyi çok yaşadı. Kat ettiği mesafeye bakıyoruz. Kesinlikle. Çünkü. Gayretine bakıyoruz. Kesinlikle. Abi şimdi zaten sistemde hani bazı çocuklar hakikaten bir şey almadan bir yere kadar geliyor. Ve bu çocuk bu sınav sistemine tabi. Hadi bakalım. Başladığı yer dediğin gibi o kadar böyle sisteme göre al seviye ki bu çocuktan bir yılda ya da hatta iki yılda bile oraya çıkması bekleniyor fakat bu inanılmaz zor bir şey. Şartları eşitleseniz bile bak sana da tablet alalım, sana da işte hoca tutalım falan deseniz bile bu çok zor bir şey. Ya yani sen şu an İstanbul'u çok ki biliyorsun değil mi abi? Evet. İkimiz aynı arabayı versinler. Aynı cep telefonlarının navigasyonu için falan diyorum ama sen benden çok büyük maç çok daha hızlı bulacaksın gideceğin yerleri. Hı hı. Hatta bana tur bile bindirebilirsin Koca hı hı. İstanbul'dan hiç ben o kadar bilmiyorum. Bunun gibi şey aslında. O yüzden bunu vermeye gayret ediyoruz abi gençlere. Yani. şey çok teknik olarak mümkün değil değil mi? Bütün eğitim hayatımız boyunca yatalım son sene yumuluruz kazanırız gibi <laughs> benim. <bölüm>. Bu <laughs> değil değil mi? Abi, abi bitti o süreç. O eskiden vardı. Vardı ama vardı, şu an değil, değil mi abi? abi o dönem. Şöyle abi hatta şu an gençler daha geriden bilinçlenerek geliyorlar yani 11. sınıftan 10. sınıftan tabi şu an biz 10. sınıf kanalını da kurduk. Orada bile gençler hocam bize kamp yap lütfen çalışalım ki çalışıyorlar da. Çok zehir Kaç çalışıyorlar kendi köken? Abi özücü olarak söyleyeyim ortalama 7 saatleri falan buluyorlar. Şimdi bu 7 saat bulunmazsa ne oluyor? Ee, i̇şte dedim ya az önce başlangıç içeri sıkıntılı olduğu için maalesef o konuları bitiremiyor. Eğer ki çok zaten altyapısı sağlam gelmesi o arkadaşımız 3 saatle İki saatte bu işi bitirebilir. Düzenli rutin yaparak bunu. Ama diğer arkadaşlarımıza açık fazla olduğu için ortalama yedi saatlere, altı saatlere rahatlıkla gidiyor çalışma. Ne istiyorlar en çok? Hangi bölümü kazanmayı istiyorlar? Sence yani abi? Tıp mı? Bitti. Tıp mı? Aynen Hala ama. tıp mı? Hala tıp abi. Değişmiyor. Benim, <laughs> benim, çocukluğumda da tıptı. O hiç Aynen. değişmiyor yani. Abi tıp hiç değişmeyecek. Şimdi yeni yeni artık mühendislik böyle bir yeşil ışık. Malum bu yazılım işte dijital dünya yaka işte Covid'den beri hep konuşuluyor o, falan o bunlar. O şeyde bir değişiklik yok yani tıp vay be. Yo, abi hala aynı saygınlıkta. Hala aynı. hatta velilerin şey lafları var Abi ...o pek değişmiyor. Bizim öğrenciler anlatır. Hocam diyor annem geldi. Ne yaptı diyorum. Tam böyle hastane işte koridor diyelim. Karşıdan doktor geliyor. Bak kızım bak. Onun da iki gözü var. <laughs> Senin de yani hani kıyasla ki artık yani sonunda. Yani <laughs> ah bu analar var. Yani ya. var ya annelerin o işte içsel şeyleri. Tabii ki analarımız hep diyorum. Ya, ellerinden öpüyoruz. İnşallah annem de izliyordur burada. Yani bu güzeldir ama abartısı işte çok büyük bir şey sebebi. Tıp hala öyle. Mühendislik şimdi yeniden bir yeşermeye başladı ki... ...ben de bunu çok destekliyorum. Ne olur diyorum. Bu alana ilgi gösterin. Evet. Hatta hangi meslek türünü yanı yanaşın. bunun dijitalle bağlantısı ne olabilir? Dilci de olsanız, sayısalcı da olsanız, eşit da olsa fark etmez diyorum. Lütfen bu iş dijitalle nasıl gider? Ben ne yaparsam bunu bir cep telefonuna, bir tabletle birleştirebilir mi? Sürekli düşünün. Buna göre dostluklar kurun insanlara. Hani yanı başınızdaki arkadaş endüstri mühendisidir. Bu arkadaşla bir istişare yapın bakalım. Sendeki bilgi bu ara buradaki arkadaşla nasıl birleşir? Çünkü dünyada artık böyle bir yere gidiyoruz. Abi sen de bak burada birçok teknik cihaz kullanıyorsun. Hmm. Kaç tanesi yerli abi bunların? Hiçbiri. Neredeyse hiç yok değil mi? Şu an kullandıklarımızın bakıyorum şöyle. Masa yerli. Heh, abi bir canlı yayın yaparken ufacık bile aparata sen daha iyi biliyorsun kaç bin TL para diyoruz şu anda biz de aynı. Evet. Ve diyorum ya bunun yerlisini falan ıı, çıkmaz hocam diyorlar. Ekip diyor ki hocam bunu şuradan Bu getireceğiz. zaman siz yapın bunu diyorsunuz. Heh, aynen öyle. Çocuklara. Aynen öyle abi. Geçenlerde ismini vermeyin böyle bir çok Mardin'de işte şey vardı böyle gittiğimde orada çok güzel bir şey görmüştüm. Böyle bir kahve şey görmüştüm mesela. Gençlere şunu dedim tamam bir hayali var işte tıp isteyenler mühendislik falan dedim ki arkadaşlar burada çok güzel bir kahveniz varmış. İçtim de orada tükettim. Çok doğru. Hatta sen de o dönem Mardin'e gittin. Hmm. Evet, evet Benzer dönemde beraber gittik. Senle. Aynı evet. aynı organizasyon çerçevesinde ha. farklı günlerde gittik. Evet farklı günlerde. Ben oldu. orada verdiğin röportajı da okudum. Öyle mi? Senin yaptığın röportajı da okudum. <laughs> e, i̇yi oldu. Yani şunu demeye çalışayım gençler. Ya arkadaşlar bu kahveyi niye dünya markası haline getirmiyorsunuz? Bazeniz buna kafa yorsanız ya evet. olmaz mı? Yan tarafta bambaşka güzel bir işte diyorlar ki hocam buradaki şeyler çok meşhurdur. Her de nereye gitsek abi geliyor değil mi sana da hmm. işte bunumuz çok meşhur, şu çok meşhur. Peki niye sadece burada? Niye biz bunu sadece Mersin'de görüyoruz? Niye sadece Diyarbakır'da? Niye sadece İzmir'de görüyoruz bunu? Yaysanız her tarafa. Yani yani biz bunu yapmadığımız zaman sanıyoruz ki biz dediğin gibi tıp gibi 3-5 tane bölüm gibi bunlarla sadece iş var. Gerek kalan hiçbir şeyde iş yok ve öylece kaldık gibi oluyor. Ama değil, değil, değil. Orayı zorlamaları gerektiğini anlatmaya gayret yani ediyorum. Yani doktor çıkarmak ve doktor eğitmek ne kadar önemliyse o doktorun mesleki kariyeri boyunca kullanacağı elektronik eşyaları da Süper üretecek abi. bir Mehmet'e, bir Selçuk'a ihtiyacımız var. Aynen. O MR kullan kullanacak, CT kullanacak, işte ne bileyim tomografi cihazları kullanacak. Onu kullanacak, bunu kullanacak. Neden o... MR makinesi hilal teknolojileri olmasın. Neden bizde olmasın? Mütemadiyen söylüyorum bu kanalı bir buçuk yıldır takip ediyorsunuz. Bir defa siyasi söylem evet. rastlamamışsınızdır yapmıyoruz. Biz o meselelere girmiyoruz ama bu siyasi değil bu milli bir mesele. Selçuk Bayraktar evet. çok önemli bir figür hakikaten hakkında belgeseller çekilmesi gereken, üzerine kafa yorulması gereken bir insan. Düşünebiliyor musunuz kıymetli dostlar sadece hava savunma sistemi bağlamında değil, eğitim bağlamında bir Selçuk Bayraktar'ımızın olduğunu, sinemada bir Selçuk Bayraktar Bayraktarımızın olduğunu, aşımızı yapan, aşıyı üreten bir Selçuk Bayraktar olduğunu <laughs> ve bütün bu aşıyı dünyaya pazarlayan, veren, Afrika'daki fakir fukaraya yardımcı olan, bila ücret dağıtan bir Selçuk Bayraktar, YouTube'da bir Selçuk Bayraktarımız Kesinlikle. olduğunu düşünün. Selçuk Bayraktar önemli bir figür ve bence çocuklar yani oğlum diyor çok başarılı diyor, falanca bilmem ne kolejinde okudu diyor. Bakıyorsun yabancı menşeli bir kolej. Evet. Kazandı diyor. Master'ını diyor işte Yale Üniversitesi'nde yaptı. Şimdi diyor Chicago'da şu üniversitede ya tamam çok güzel de bize ne oldu? Dönüşü. Yani evet. memlekete nasıl bir dönüşü oldu? Evet. Vatana, millete, bayrağa nasıl bir katkısı oldu? Ben Mutlu Sondan anladığım şey o çocuğun çok iyi arabalar biniyor olması, çok iyi evlerde oturuyor olması değil. Benim Mutlu Sondan anladığım o çocuğun o donanımla buraya gelip bu vatanın insanlarına ne kazandırdı? Çok. Ben güzel. bunu önemsiyorum. Selçuk bayraklar var elinde ama Amerikan uzansa, uzay sanayi için çalışıyor olsaydı. Bizim bunlar ne, ne şeyimiz olacaktı? Evet. Behremiz olacaktı evet. abi. Aynen. Yani sonuçta biz bunu bunları anlatıyor musun peki bu konulara giriyor musun? Şöyle abi? hatta e, Selçuk Bey'de bir yıldır ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah buradan bizi izliyorsun <laughs> kendisi de. Biz de ulaşmaya çalışıyoruz <laughs> Selçuk Bey. Öyle mi? <laughs> evet. evet biz tamam. De ben kanala çıkarmak. İki haftadır, 3 haftadır çok yakın arkadaşımızla görüştük de kendisiyle. Ne güzel, evet. ne güzel abi. Evet. Çok güzel. Yani biz de hakikaten böyle değerli isimler. Hatta bir İstanbul hayalim var benim sürekli zaten senede paylaşım abi. Yani böyle değerli isimleri, bilim insanlarını kanala çıkarmayı çok istiyorum ben. Evet. Çünkü bir ufuk katmaları. Şu an gençler vizyon arayışında, vizyon görmek istiyorlar hani sonuç hal dedin ya sonuç halini başaranlar da daha çok hikayelerini anlatmalılar. Artık çağ hikaye çağı. Evet. Yani senin hikayeni kanalın sayesinde bilebilirler artık. Benim kanalım sayesinde bilebilir ama çok yoğun şey insanlar var. Adam bilim üretmekten kanala vakit ayıramayabilir. Mühendislikten kanalına vakit ayıramayabilir ama biz onlara en azından ulaşıp bak hikayeni hocam bir anlatır mısın bu gençlere dinlemek istiyorlar de, diyebilmemiz lazım ki onlar da bu vizyonu elde etsinler. Aynen öyle. Bir de şurası var abi sen dedin ya hani işte her alanda böyle isimler oluşmalı. Ben hep şöyle diyorum abi bir yerlerde birileri bizi bekliyor. Bunu ister kapı komşusu diyelim istersek buradan 10 kilometre ötede işte yan tarafta bir arkadaş diyelim istersek abi yani hiç bilmediğimiz bir şehri bir ilçede bir köyden bir yerden bahsedelim ama bir yerlerde birileri bizi bekliyor. Ben bunu seminerlere gidince kendi çapımda anladım. Sen bir kitap yazarsın abi kitabın ulaştığı evde anlarsın. Bir mühendis yazılımını yapar o eve giren bilgisayarın içindeki bir şeyle ama abi bir yerlerde bekliyorlar bizi. Beni mesela bu durdurmuyor. Beni evde rahat uyutmuyor mesela ben diyorum ki rahat rahat takılayım işte biraz yok abi yok. O çocuğu yok. bulayım. Bulmam lazım abi. Çünkü diyorum ki iş bitmemiş. Bitmediği için diyorum koşmam lazım benim. Fiziki seminer işte bir yıldır yok. Sen de biliyorsun abi. Evet. Yani gidemedik ama inşallah yeniden başlayacak umudumuz var. Çünkü orada bir bağ var. O çocuğun gözlerine gibi şey görüyoruz. Yani hocam dokunun bize. Yani bir şey var bizde ama birisi artık açığa çıkarsa bu kabiliyeti, bu keşfi. Bunu yapmadığımız zaman abi kaybediyoruz. Daha da kaybedeceğiz. Allah korusun. O yüzden umudum çok büyük. Bu umudu da inşallah birçok yerde paylaşarak diyorum ki gençler bunu başarırsa e, güzel günler göreceğimize evet. benifileniyorum. Burada başarı kriterini yeniden aslında kafamızda zihnimizde toparlamamız gerekiyor. Başarılı olmak ne demek? Gittin yurt dışına milyarlarca lira para kazandın, bir ötekisi bir piyango bileti alarak senin bulunduğun seviyeye geldi. Evet. Senin bu kadar emeğin bunun için miydi? Para için miydi? <laughs> Dolayısıyla hakikaten onu o satır aralarında sen çok iyi veriyorsun ben takip ediyorum. İnşallah. Niye gri koç diyorsun abi kendine? <laughs> Kanal gri koç ne? <laughs> gri şöyle doğdu evet. abi. Ben bunu üniversitede e, en arka sırada bu ismi artık böyle benle bütünleşti. E, dedim ki niye buradayım? Bunu sorguluyorum. Ben kimim? Niye varım? Hep bunları sorguladığım bir dönem. <laughs> ben dersi çok dinleyemiyordum ama maalesef en arkası sol <laughs> tarafta. E, düşünürken dedim ki ya biz gri'de kaldık. Bunu anladım onluk beyaz bir kesim var. Gıptayla baktığımız o isimleri ben hep beyaz olarak görüyorum. Gıptayla bakıyorum hmm. onlara. Maşallah diyorum yani herkesin kendine göre şahsi hedefleri var. Ne güzel diyorum o şeyle gidiyorlar. Yüzde onluk siyah bir kesim var. Hiçbir şeyden memnun değil yani her dakika çamur, her dakika evet. yani ülkeye de faydası yok, kendine yok. Yani Kendinden de memnun değil. O da şey şey değil yani. evet kendine de her gün kızıyor yani bu, bu bambaşka bir şey ama dedim yüzde seksenimiz masum ve gri'deyiz. Yol açsalar gideceğiz. Bir şey gösterseler varız diyeceğiz. Hadi deseler yola çıkıyoruz diyeceğiz. Birçok noktamız var. Ama dedim ki ya bu grilik bize yakışmadı. Yani bir şeyler var kafamızda ama geçmişten bir şeyler bizi bağlamış. İmkan yok diyoruz. Bir şey yok diyoruz. Dedim ki ben bu oyunu bozmam lazım. Yani evet. kendi nispetimde. Ee, bu yolculuğu dedim ki %80'lik gri bir kesim var. Öğrencilerden yola çıkarak bunu düşündüm ki aslında normal hayatta da biraz bana öyleyiz gibi geliyor. Hani hayatın hmm. genelinde. Dedim ki griden beyaza bir yolculuk başlatayım. Ama bu beyazına adı dediğim gibi hala XYZ bölümler değil. Hmm. Kişinin kendini tanıyıp belki de bir köye bile yerleşse bu arkadaş. Ben köydeymişim hocam ya benim işim bahçeyle bağlı uğraşmakmış. Ben burada çok kocaman bir tarlada mutluyum. O, o da beyaz bana göre. Yeter hmm. ki o onu hissetsin ama huzurlu olsun. Böyle bir şey için abi dedi ki bunun adı gri olsun. Griden beyaz o günden beri yolcunun adını koyduk. Başka içerik üretiyor musun kanalda yoksa tamamıyla dersler ve sınavlar odaklanıyor. Şöyle abi. Evet. Yani bugün döner yemeye gidiyoruz falan gibi videolar <laughs> yok herhalde. Sahne, yok abi. Mi? Aslında çekmeyi istiyorum. Çocuklar çok merak ediyor. Hocam bloklar vloglar yapın. Çok şey teşekkür ederim. Abi, afiyet olsun. Eee hocam bloglara çekin işte ofisin içini gösterin işte biraz özel hayatınıza falan çok merak ediliyor ama inan zaman bulamadım buna. Yani bir de şey hala demek ki oturtamadım. Mesela İstanbul'a gelirken böyle ben çok düşünüyorum. Yolda düşünmeyi ben çok severim. Hmm. Acayip bir huyum var. Uçakta olsun işte bir arabanın arka koltuğunda olsun falan düşünüyorum, içerik üretiyorum aslında. Hani kamera alıp şu hareketi arkadaşlar şu an hani falan demeyi bir türlü başaramadım. O hmm. son düşünceler bir ilham geliyor orada. Hani seminerimin %80'i hazırsa ya da buraya gelirkenki ta tasarımlarım hazırsa mesela %20'lik bir şeyler arıyorum hala orada. Hmm, bu da çok güzel. Falan Nasıl bir farklılık değil. katabilirim? Aynen. O da hep yolda olunca tamam diyorum. Bunu ben yapamayacağım ama herhalde hmm. diyorum ekipten birileri inşallah ileride yapmayı düşünüyorum. Bu 1 milyon 300 bin e, takipçinin içerisinde hikayesine şahitlik ettiğin en ilginç e, ne var abi bizimle paylaşabileceğin? Yani şöyle bir delikanlı vardı. Şöyle bir hikayesi var diyebileceğin. Abi şöyle bak direkt aklıma gelen oysa e, ya bir öğrencim vardı abi. O beni çok etkilemişti. ya Yani e, sınava çok az zaman kala biliyorsun abi çok tehlikeli şeylerden bir tanesi e, vefat olayı. Hmm. Aileden birinin vefatı mesela annesi vefat etmişti. Hmm. Hiç unutmam onu. iki ay kala sınava böyle bir durum var. İşte görüştük falan ama mücadele gücünü kaybetmeden görüşmeler yaptık dedik. Yani ne yapacak falan ama şunu sordu bana sonra. Hocam dedi siz sınava, sınava çalışmalı mıyım? Ben öyle bir kaldım dedim yani seçim senin hani ben sana çalış diyemem çünkü daha yeni böyle bir şey yaşamışsın hani bir ay sonra görüşüyoruz falan ama abi şunu fark ettim sonra öyle bir motivasyonla geri devam etti ki hayatına ve şu inançla tabi ya Allah bana bunu yaşatıyorsa kaldırabilecek gücüm var dedi. Bunu ben söylesem tesir etmezdi ama onun kendi söylemesi dedi ki ben bu demek ki böyle güçlü bir yanım var. Buna rağmen de çalışmam lazım. Hocam aradan bir buçuk iki ay geçti bir bak sınav ben ilk defa bir öğrencimin çok meraklı bir şekilde sınav girişlerine gittim hani morali bozulması ise işte, o gün yanında olayım falan. Ne çünkü, kadar güzel bir şey yapmışsın. Çünkü o öğrenci zordaydı o yıl. Çünkü ötekiler tamam hepsinin zorlukları var ama o, o başkaydı. Dedim hani çıkışta inşallah güzel haberler alayım falan. Haberler geldi çok güzel bir yer kazan. Hatta geçen yeni öğrendim kanala videosu daha çekmedik ama e, Türkiye'de derece yapmış bu seferde. yani Maşallah. böyle KPSS'ye falan girmiş otomalarla alakalı falan. Beni o çok etkilemişti abi. Yani belki de şunu gördüm. Acaba ben yaşasaydım bu kadar mücadeleyle kalabilir miydim ayakta? Bunu çok merak ediyorum. Ben de Galata metaforu vardı. Ben Galata'yı çok severim böyle. Hani nereden baksam hmm. o duruş falan gibi. Evet. Böyle bir, niyeyse bana tatlı gelir. Ee, o öğrenci mesela beni çok etkilemişti. Ama başka öğrenciler daha abi şu sistemi sorgulayarak sordukları sorular beni böyle yutkunduruyor. Gerçekten geliyor mesela abi seminerde. Hocam diyor ya ben size bir şey soracağım diyor. İmkanlarını anlatıyor, imkansızlıklarını anlatıyor. Sizce ben ne yapacağım şimdi diyor. Abi inan yutkunuyorsun sadece. Diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir mi? şey yok. Hakikaten diyorum ya yani sana acaba ne yapabiliriz? Yani ben ne yapabilirim? Ki görüştüklerimiz var, bir şey yaptığımız, destek verdiklerimiz olduklarımız var ama şimdi diyorum ve cevher bu çocuk. Gidiyor sırtını dönüp birazdan gidecek. Beş dakika orada süremiz. Bir saat konuşsak da o çözüm üretemeyeceğiz Yani bu gençler beni en çok etkilen herhalde bunlar. Diğer türlü şey oluyor biraz sonra. Hani bir süre sonra hep bir başarı işte hocam şunu yaptım geldim hani o seviniyorsunuz. Hmm. Tamam ne güzel ama bu biraz daha kısa sürmeye başladı artık. Hmm. O arkadaki gençlere sanki biraz daha beni e, etkilemeye başladı diyebilirim. Sistem dedin ya yazınca. Birazcık da bu sistem Sistemi sağlıklı buluyor musun abi? abi Şu an çocukların içine ilginç. girdiği maratonu değerlendirecek olsa? Abi ihtimal yok. Ben burayı zaten bir yangın yeri olarak gördüğüm için girdim ben bunun için Burada ben kendim bir itfaiyeci olarak görüyorum hatta. Kendimi öyle tanımladım. Dedim ki burada bir yangın var. Ne kadarını söndürebiliriz? İnan ben böyle görüyorum. Yani. Çünkü hatta şunu da dedim birkaç videomda hala da İnşallah sistem öyle bir hale gelirse hiç dedim bize ihtiyaç kalmasın. İnşallah. Hep bu düşüncedeyim. Ben başka yerden ekmeğimi kazanırım. Sorun değil benim için. Ama yanan birileri var. Hani diyor bu hikayede yanan biz olduk falan böyle espriler yapıyor. Gençler evet, bunu evet. mizahla yapıyorlar ama bir yandan da hakikaten bir şakanın altında bir, bir gerçek var. var, yani. var tabii. Yani. Onlar böyle mizahla falan bunu döküyorlar aslında dışarı. Abi sistemde şu an en büyük açık biz hep şunu gördük. Kabiliyet keş abi odaklanmak zorundayız. Ben şöyle yorumluyorum abi. Bir kabiliyet. Yani yapabilirlik. Sen abi şuradan buradasın. Yani demek ki burada bir kabiliyetin var. Bir yapabilirliğin var. O yüzden buradasın. İkinci sırada abi hedefler geliyor. Yani bu kabiliyete göre hedefler koyuyorsun. Az önce hatta konuştuk değil mi? Kendine göre hayallerini koyuyorsun. Abi üçüncü sırada tek bir şey kalıyor mücadele. Biz gençlerde bu üçünü bir yapabilse kabiliyet, hedef, mücadele. Ben üç şeyde yorumluyorum burayı. Gençlerde çok yoğun şu anda bir mücadele var. Çok büyük kısmı en azından bizim takip eden hmm. tayfada ben bunu görebiliyorum. Mücadele var, hedefler var ama sıkıntı ne biliyor musun abi? you kabiliyete göre değil. Hmm. Yani toplum tıpı sevdiği için tıp dediği <laughs> durumda kaybediyor o çocuğu. Yani çocuk annesinin hayallerini değil, kendi yetenekleri doğrultusunda kendi hayallerini kurmalı. Aynen öyle. Bence Babalar de öyle. Da, öyle, benim, da öyle. Benim evladımda vardı o. E, annesi mesela mütemadiyen matematik çalış, hoca tutalım. Gerekiyorsa ev hoca gelsin falan. Sonra bir gün oturdum ve konuştum oğlumla. Sohbet ettik açık açık. Sen matematiği seviyor musun dedim. Hayır dedi ya. Yani. <laughs> Yapabileceğine inanıyor musun? İnanmıyorum dedi ya. Yani. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Dedim oğlum senin iyi yapabildiğin ne var? Ne güzel. Ne, neyle uğraşmaktan hoşlanıyorsun? Dedi ki ben İngilizceyi çok seviyorum. Çok güzel. Dedim o zaman şöyle yapalım mı? Seni hepsinden azat ediyorum. Hepsinden azad olmayı teklif ediyorum. Matematikti, kimyaydı falan. Ama senden bir şey istiyorum. Bu çok sevdiğin İngilizceyi ortalamanın çok çok üstünde yapacak mısın? Dedi yaparım. Ve şu an iyi bir bölümde okuyor. Çok ve güzel. Yabancı dil bölümü yani. Ve çok da severek okuyor ve mutlu. Ee, zannediyorum biraz şey ihtiyacımız var değil mi Göken Bu eskiden Enderun'un duvarında yazan o yazıya. Evet, burada hiçbir evet. kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz diye. Herkes Aynen öyle. İstidada nispetinde Kesinlikle. istihdam edilir ve o öyle bir eğitime tabi tutulur diye. Aynen öyle. Ben belki yadırgayacaklar ama şunu söyleyeyim abi. Bazı gençler bize şunu bile söylüyor. Hocam ben üniversite okumak istemiyorum ki. Bak bırak matematik, fizik, kimyayı. Ne istiyorsun kardeşim? Hocam beni bana bıraksınlar. Ben bir yerde bir işe gireyim. Ben mutlu olurum. Hani buna da ihtiyaç var. Abi kesinlikle ihtiyaç var. Çok ahlaklı var. kaportacılara ihtiyacımız var. Ha, aynen Çok öyle. Çok ahlaklı tornacılara ihtiyacımız var. Çok yetenekli buna Selçuk Bayraktar'ın da ihtiyacı var. Herkes Selçuk Bayraktar olursa orayı Tabii. kim çekip çevirecek yani değil mi abi? Kesinlikle abi. Eve gelen elektrikçi, eve gelen işte parkeci ya abi neler çekiyoruz ya yani? sen de yakışır. Aynen öyle. yani ahlaklı, dürüst. Abi merdiven var mı? Diye. Gelmiş hiçbir şey yok. <laughs> de var mı yıldız diyor. Abi bazılarını sen de bilirsin. Şu, belki burayı yaparken de yaşamışsındır. Bir gidiyorlar arka savaş yeri. Abi evet. bu kadar mı ya? Biz evet. boya yeni yaptırmışız bu duvara. işte yeniden bula. Hatta biz artık şeyle yapıyoruz. Böyle, elektrik süpürgesi falan getiriyoruz. Abi tutar sen devam et falan. Hani sıçramasın gerekirse. Evet. Ya birazcık burada hassasiyet ama büyük ihtimalle aşağıda ne var biliyor musun? Zaten o başarısızlık duygusuyla geliyor bence. Zaten sevmiyor ki orayı. Hiçbir şey de sevmiyor. Ailesi hiçbir zaman benim oğlum çok ...çok iyi bir işte... İşte ne olsun elektrikçi hiçbir zaman demedi belki de ona. Ya da başka bir alanda öğretmenlik bile şu an mesela çok şey öyle ya öğretmen o falan eskiden bir şu şey an? Şu an mesela hmm. öyle şey böyle bile. Ben çok hmm. üzülüyorum buna. Ya bir öğretmen pırıl pırıl bir öğretmen gençlere şu an ne kadar güzel dokunuşlar yapan bir şey. Ama öğretmenlik zor işte şu anlamda zor işte şöyle hani tamam zorluklar ki her yerin var. Kolaylıkları da var. Ama oradaki kıymet abi kişinin kendi zihninde olmalı. Yani etraf benim için ne diyor? Valla umurumda değil. Ben kıymeti görüyorum. Allah bana bununla alakalı bir kabiliyet vermiş. Hedefim de buna göre koyacağım. işte abi, işe abi. saygı duymak değil o benim ekmeğim diyebilmek. Bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki estağfurullah. Ne ee, demek? benim eniştem böyle çok zengin bir firmada yani çok büyük bir firmada muhasebecilik yapıyordum. Oranın muhasebecisiydi. Ben de genç delikanlıyım. Yeni ehliyetimi almışım. Arada bir gidip geliyorum. Bir gün dedi ki ya dedi bizim patronun İskenderun limanına gitmesi gerekiyor Adana'dan. Adamın da Mercedes'i falan var böyle çok zengin. Şoföründe bir rahatsızlık olmuş. Sen gider misin onunla? Arabayı sen kullanır mısın? Abi Adana'dayız garibanız. Mercedes <laughs> sen deli misin? Tabii ki yani. O zaman dedim tabii ki giderim ya. Sen de o zaman kendine böyle şıkır şıkır bir takım elbise gibi bir şey ayarla. Sen götür dedi bizim patron. Tamam dedim. O gün sabah erkenden kalktım böyle ceketli gömlekti falan. Gittim adam arkaya oturdu ama böyle rugan ayakkabılar, <laughs> hayatımda görmediğim kumaştan yapılmış böyle şeyler, pantolonlar, ceketler arkaya oturdu. Ben kapısını açtım falan. Ondan sonra İskenderun'a gidiyoruz. Ben de arabayı kullanıyorum. Yolda gö gazetelerini falan okudu. Sonra limana gittik. Ee, İskenderun limanına konteynerlar inmiş. Konteynerların içeriği deri. Kurban derisi. Hmm. Afrika'da kesilen kurbanların derileri artık kaç gün güneşin altında kaldıysa konteynerlerin Oo. içinde geminin üstünde. Adam deri tüccarı. Ya Gökhan o konteynerin <laughs> kapağı bir açıldı. Açılmayla beraber o derilerin altından bir kere şu deri suları kanlı sular bir aktı. Allah. Adamın rugan ayakkabılarının arasından. Sonra bir koku... Bir koku, bir koku böyle bir şey olamaz. <laughs> Şu yani. an aldım abi, <laughs> değil mi abi? Ya günlerce o konteynerin için 60-70 dereceye düşünsene. Ya. pişmiş artık o deriler. Abi adam, o adam, o trilyonluk adam paçalarını sıvadı hafiften, Şoraplarını falan indirdi <laughs> ve o ayak kabılarla o konteynerin içine girdi. O o konteynerin içine girdiğinde ben konteynere belki 50 adım mesafe uzaklaşmıştım kokuya dayanamıyorum. Adam içinde. O deriyi alıyor kaldırıyor bakıyor ha bu olmuş ha bu güzelmiş falan oradan alıyor falan. Sonra beni gördü. Böyle 18-19 yaşındayım. Yaklaşsana delikanlı dedi. Gittim birazcık yanına doğru. Çok kötü kokuyor değil mi? Berbat kokuyor değil mi dedi. Evet dedim gerçekten çok kötü. Nasıl dayanıyorsunuz dedim. Bak şimdi dedi. Gökhan yerden bir deriyi aldı. Şöyle tuttu. Oh. dedi. Oğlum bu benim ekmeğim dedi ya. Allah Allah. Bu beni muhanete muhtaç etmeyen şey. Hmm. Bu beni namussuzun kapısına götürmeyen şey. Bu çocuğum hastalandığında onu tedavi etmem için, tedavi ettirebilmem için bana ihtiyacım olan parayı sağlayan şey. Bu kapıma alacaklı getirmeyen şey. Bu Tanıma çorumun bak. çocuğumun helal rızkı. Bu fakire fukara'ya verdiğim parayı kazanmama vesile olan şey. Bu benim dünyada aldığım en güzel şey. Bu benim ekmeğim dedi. Aa, bir dedim var ya. Bu adamın kazandığı her kuruş Anasının ak gibi helal ya. İnanılmaz bir hayat dersi değil mi abi? Kesinlikle. Dolayısıyla gerçekten gençlerimize bunu doğru anlatmak. Evet buna tapmayacağız. Tabii. Ama bu bizi helal yolla var olmamızı ve hayatımızı idame ettirmemize vesile olan şey. Allah rızkımızı bize bundan veriyor. Tabii. Buna tukaka da demeyeceğiz, atmayacağız. Ama bunu bunu ilahlaştırmayacağız da. Çok doğru. Buna sahip çıkacağız, bunu seveceğiz. Dolayısıyla işini iyi yapan sucuya o muslu öpecek, bu benim ekmeğim diye mesela. <laughs> o elektrikçiye kabloyu öpecek vesaire. Yani Allah'ın ona helalinden rızkını vesile ettiği neyse Tabii. onu aşkla severek yapacak insanlara çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Herkes doktor olmak zorunda değil. Katılır mısın bana? Çok doğru abi. Çok çok doğru. Yani o kadar güzel bir şey söyledin ki. Gerçi bir ara ısırıp yiyecek falan diye <laughs> yani korktum ben ya Benim değil. ekmeğim diyorum ki bölüm. <laughs> aa falan bir an dedim nereye gidiyor olay <laughs> ama. Samsun, o kadar abartmadı yani. <laughs> Mesajı çok güzel verdin abi ya. Bu kıymetli görme ama sosyal medya şimdi abi tam zıttı yönünde ya. İşte bu havalı değil ama anlattığın şey. Çok He. güzel ama havalı değil. Dostum ben bir şirkette CEO'yum hem sağ konuştuk. işte ha. şöyle yaptık milyonda. Herkes böyle olmak i̇şte, istiyor değil mi? Şimdi Instagram'la başlayan bu havalılık olayı. YouTube'da işte o trendlerde olanları görüyorsun abi. Yani o işte hmm. dizilerdeki sürekli pompalanan şeyler artık her yerde. Gençlerde de bunlar var. Şimdi gençler hali bunları sürekli gören bir zihin artık ötekini şey gibi görüyor. Başarısızlık gibi görüyor. Hani ben çocukken şey yapar mesela. Bilmiyorum sen de yaşadın mı abi? Böyle annemle ben pazara gitmiyorsa utanırdım. Cidden utanırdım. Bak o dönem bile varmış ya. Bu kötü bir şey. Ya niye utanıyorsun ya? arkadaşlarım görür. Hani rezil oluruz falan mesela o çok çocukluk. Şimdi düşünüyorum eğer ki şimdiki dönemde bir çocuk olsa herhalde bu kat kat daha fazla olacaktı belki de. O zaman abi havalı dediğin şey değil de kıymetli olan şey. Ya bu bende ya bende. O deri ise deri, öğrenci ise öğrenci, öteki işte yazılımsa yazılım. Hepsinin peşinden gitmek lazım. Aynen öyle. Önce um, adam olmak, insan olmak lazım. Tabii ki. Tabii bu ki. ülkede 15 Temmuz'da neler yaşandı ve belki bu ülkede o 15 Temmuz'u dizayn eden, kurgulayan ve onca insanın şehit olmasına vesile olan, neden olan o insanlar belki bu ülkede yetişmiş en rafine en iyi beyinleriydi. Canım, canım. Ne oldu? Ne oldu? Hepsi çok başarılı üniversitelerde okumuş. Hepsi kaç tane dil bilen adamdı. Ne oldu? Dünyanın en büyük matematik profesörüsün ananı huzur evine bırakmışsın. Çok affedersin tüküreyim senin diplomanın <laughs> da içine. Senin kariyerine de tüküreyim evet, çok affedersin. Evet, Hiç evet. üslubum bu değildir özür dilerim ama yani bir maksat hasıl olmadıktan sonra evet. Rabbini bilmedikten sonra bu memlekete bir çivi çakmadıktan sonra kendi annene babana şey gafil olduktan Onlara hainlik ettikten sonra 100 tane diploman olsan ne olur yani evet. ne olur? Yarın bir gün Instagram'da çekeceksin arabanı evini bilmem neyini hava basacaksan yapma abi git vallahi git yani yapma tabii, bu işleri tabii. o zaman. ya. Yani. Çok doğru abi. Büyükseldim bir tane... biraz kusura Yok, bakma. Estağfurullah. Asas olduğum konular. <laughs> bana müsaade <laughs> <laughs> abi. Senin çok... olayla kardeşim. <laughs> Hayır Adanalı'sın ya tırsıyorum. Yok estağfurullah. Yok abi şaka efendim. O Burada, Adanalı biz ben yerinde orada... kullanıyoruz ya, abi. Ben Adana'yı çok seviyorum. Hatta ne zaman gitsem orada gençlerle çok güzel diyaloğum oluyor. Çok sevgi dolu <laughs> bir memleketimiz var. Çok güzel abi. Ya. Aynen, yani valla. <laughs> <laughs> Özellikle adliye ve civarı. Öyle Git mi? Hiç ki. o tarafa gitmedim. Ben <laughs> daha çok fuarlarda, seminer yerlerinde. İyi Ama abi. çok samiler. Valla beni çok seviyorlar. Yani. Adanalılar genelde, öyle dur, Kardeş sen, sen gel bir kebap yiyelim. Direkt seni böyle şey yaparlar. Zaten yani. Kebabı da yedik hakikaten. Gürekan bize şey söylesen. Ha, bir şey söyleyeceğim. Yok estağfurullah efendim. buyur abi. Estağfurullah. Ölümün, Yok, tam şunu cenazeme geldi. abi <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> yani şey gibi yani şehirlerle alakalı dediğim gibi abi her şehrin bir şeyi var. Ben onu görünce de çok böyle acayip mesela. Bir Malatya seminere gittiğimde hiç unutamam ilk seminerden bir tanesiydi. Çok çok samimi şekilde şunu duydum abi. Hocam annem babam bekliyorlar. Dedim neye bekliyorlar? Yemek. Yemek hazır. Seminer çıkışını düşünmüş çocuk. Hocam samimi. vallahi çok samimi. Hocam diyor gideceğiz. Başka bir çocuk geliyor abi. Yemin ederim elinde böyle bahçeden annesi göndermiş. Hocam bizi çok seviyor işte YouTube'dan falan izliyoruz falan. Hocam annem bir bakıyorum valizde normalde zaten kıyafetler falan yerinde oldurmuş. Bir çuval ekstra bir şey götürmek zorundayım yeri. Şimdi diyorum ki abi bu samimiyet acaba başka nerede buluruz biz? Yani bu genç nereye giderse gitsin eğer bu ise tamam abi benim gözüme tamamdır maaş miktarı farklı olabilir. Dediğin gibi giydiğin markası farklıdır. Her şeyin arabasının markası. Arabası da olmayabilir günün birinde. Ama ya bu genç oraya gittiği zaman oraya çok güzel değer katacak. Yani. Ben bunu işte bunu gördük çocuğa, çok böyle umut kazı. Umut ne kadar Ben ya. İnsan ömrünü, muhabbetini, başarısını bir markaya teslim etmemeli. Aynen öyle. Varını veren utanmamış kabilinden ne, yap, ne yapıyorsan ne yapabiliyorsun elinde Kesinlikle. samimane onu yapmak lazım. Eskiden sorulmazdı mesela şey bir yere misafirle gittiğinizde açsanız yemek hazırlayın. Ne demek açsanız yemek hazırlayın? Ben yemem ki senin yemeğini bana böyle bir soru sorarsın. <laughs> ne varsa koy getir. Evet. Sorma. Belki açındır ve söyleyemiyorumdur. Evet. Yani bunu Anadolu'da öyledir. Aa, misafir geliyor. Ben o zaman hemen bir sofra kurayım. Kimse sorma sen aç mısın değil misin? Yemekli mi geliyorlar? Şu mu geliyorlar? Sofra kurulur. Bu esnada yatacağı yer hazırlanır yani değil mi? bir yandan. burada Gece kalacak mısınız diye sorulmaz yani. Evet. Biz bunları ne yazık ki ıskaladık ya. Peki anne babalara mesaj vermeni istiyorum. En çok nerede yanlış yapıyorlar? Bu çocukların bazen başarısızlıklarının en büyük nedeni, vesilesi başarılı olmasını isteyen ve bunun için nasıl diyeyim çok parçalayarak çocuğun üstüne giden bildiğim kadarıyla anne ve babalar. Buradan biraz bahseder misin? Tabii ki bahsedeyim abi. Birincisi evet. sen cümle içinde söylemiştin az önce. Kendi hedeflerini çocuklarında görme isteme. Ben yapamadım çocuğum yapsın. Aynen. Abi. Ben doktor olmak istiyordum çocuğum olsun. Kesinlikle ve bunun için inanılmaz bir maddi manevi enerji sarf ediliyor. Tek çocuk bazen iki çocuk ve iki çocuk artık böyle kıskaçtı abi. Odanın içinde her şey var. Birçok imkan var bazı evlerde ama çocuk artık şu durumda ben kazanamayacağım ki. Yani bundan emin artık çocuk. Ve aile hep şu gözde bu arada. Eski şey bitti abi. Kazanamazsın aslında motive etme değil de daha çok şey var. Yani sen yapacağım ben biliyorum. Çocuk daha çok strese giriyor biliyor musun abi ya. artık? Diyor ki niye? Çocuğu şeye gönderdik. Koleji yazdırdık. İşte şu şeyler hazır. İşte tabletse tablet. Youtube'sa Youtube işte. Özel derse hani gibi gibi gibi. Bir şeyler arttıkça abi çocukluk artık baskı iyice artmaya başlıyor. Çünkü verilerin bilmediği şu nokta var abi. Başlangıç noktası. Burada inşallah biraz daha böyle bilinçlenebilirsek biz en azından şunu diyecek ya benim çocuğum zaten şu netle başlamış. Mevcut durumu belli. Bunu herhalde şuraya taşıyabilir hocalarla bunu konuşmak yakın çevrede hocam siz bizim çocuğu gördünüz. Yani Hı -hı. Ne olur sizce buradan yani net anlamında nereye varabilir nereye kazanabilir? Tahminler yoksa burada yüzde %100 yüz, ah, kesin bu olur falan. Bu değil tabii ki. Evet. Ama ya hocalar artık zaten bir görüşte, birkaç diyalogta bunu çok rahat fark edebilirler. Hocam burada diyorum ki bir hamlede bulunmak lazım. Bu birincisi. İkincisi çok fazla şunu görüyorum abi ben. Hani e, veli seminerlerine falan da böyle çok ta, bu arada gitmek istemiyorum ben böyle şey. Şu an deriz çünkü gençlerle çok fazla aşın olduğumuzda Hı -hı. şunu görüyorum. Hep bir sorun atfetme durumu. Hocam benim de şöyle bir sorun var. Şimdi bir dinliyorum. iki üç, dört. Hocam çocukla konuşsam tam tersini duyacağıma eminim. Ya, yani ya. hocam bizim babada da şu ne yani yapsak falan. Hiç unutamadım bir şey anlatayım mı? O zamanlar daha böyle hani LGS tayfadan da. Hani, ben hep tayfa diyorum. Burada yani, öyle hmm. bir samimiyetimiz oluştu işte, aramızda. Ee, bir genç de böyle işte şeyler yapıyoruz falan. Sonra daha çok lise grubuna yöneldik ama. Ee, baba bir taktik geliştir demiş ki bizim çocuk çalışmıyor. Ne yapmak lazım? Eskiden kalma bu üsül. Arabaya bindiriyor. Okul işte diyelim ki x yerde, y yerde ev var. Fakat çok kısa bir mesafe baba sanayi tarafından dolaşıyor Sanayinin içine giriyor. Birkaç işi var falan böyle. Onları hallediyormuş gibi. Bak olaya bak abi. Gidiyor çocukla beraber orada biraz vakit geçiriyor. Bir. Sonra başka bir sefer bir daha. iki, Bir daha üç. <laughs> Konum sanayiden dönüyor sürekli. He. Sonra dedi ki Veli bana. Hocam dedi böyle bir taktik geliştirim. Nasıl sizce dedi. Dedim nasıl yani? Sanayideki amaç çalışmazsa gideceği yeri bilsin dedi. nasıl <laughs> kötü yer mi ya? Ya şimdi oraya geleceğim. İki tane büyük sorun mu? Tamam. çocuk ne dedi biliyor musun? Birinci sorun. Hocam dedi babama bir şeyler oldu. Dedim ne oldu baba? <laughs> babam hocam evle şeyin arasında yani normal yol belli. Sanayiye gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Kafayı takmış arabaya falan. Hani çocuk zaten mesaj alamamış. Ayrı bir konu. Hmm. Hadi diyelim aldı ki ben de bir gününe sanayiye gitmiş bir isim bu arada. Hmm. E, baktım sanayi kazanacağım. Babam dedi ki gidiyorsun artık tamam. Yani, hatta böyle yakın akrabamın yerine gittim. Bir gün orada çalıştım. Sanayiyle korkuttuğun çocuk. Böyle ne, ye, nesil yetiştiriyorsun. Hı. Çocuğunu bak yapamazsan elektrikçiye veririm, sucuya veririm, sanayiye veririm diyen baba. Aynı baba. <laughs> ya Aynen. memlekette usta yetişmiyor ya. Kardeş bir tane düzgün usta ya Senin yüzünden herkes çocuğunu usta olmakla tehdit Kesinlikle. ederse şimdi kızlarda nasıl bir şey var abi zorla evlendirilme ko şimdi bu bir var e, şimdi ben şunu çok üzülüyorum hocam işte kazanamazsam herhalde beni evlendirirler ya bu var ya bu böyle bir şey olamaz abi. evlilik kadar güzel bir evet, müessese yani böyle ediyorum, manyak ya manyak bu, işler bu nasıl ya bir cümledir yani. ya yani. evlenemezsen hazır ya bu nasıl bir şey bunu duyduğun bir çocuk hocam o odada uyuyabilir mi abi sen bir düşünseniz yani Yo, gece... evlilik böyle bir şey mi ha? yani siz deli misiniz çıldırdınız <laughs> mı yani <laughs> Allah Allah dedim ki bir gün işte bu evlilikle alakalı şeyler yapılıyor ya şimdi eskiden hatta şimdi inşallah azalmıştır. Çocuk da sorsun peki ben tıp kazanırsam sen boşanacaksın mı? <laughs> Olaya bak. Değil mi abi yani o ne kadar mantıksızsa <laughs> bu, da o kadar mantıksız. bu ne kadar mantıksız. <laughs> mantıksız. Kazanamadığımda ev vereceksen beni kazandığımda sen boşanacak mısın peki? Ne kadar ne alakasız yani? Birine dedim ki abi bir veli sevimleri da dedi işte anneler falan dedim biraz da mizah olsun işte. Kız Çocuklar diyorlar işte kocaya varırsın bu daha da kötü o da o arada bize kaynıyoruz orada hani evlendiririm de çok bize şey gelmiyor gibiydi kocaya varırsın böyle kötü bir koca profili ya dedim o biziz ne yapıyorsunuz <laughs> hani o kadar niye şey yapıyorsunuz falan artık ama böyle esprisini yapıyorum dedim. Sen de hani okumazsan bak bana gelecek misin falan şakası. E, ama şuraya geleceğim abi. O çocukta ikinci şey e, bir gün dedim ya sanayiye gittiğimde abi pırıl pırıl ekmeğini kazanan insanlar var orada. Niye bu kadar korkutularak işte bak oraya varırsın oraya Sanki gidersin. Sanki patakhane yani. Abi ya. bu nedir ya? Helalinden orada pırıl pırıl insanlar kazanıyor. Mis insanlar ya. çalışıyor tabii Evet. Ki. Ya bugün biz arabaya bir şey olan dürüst insanlar arıyoruz. Yani bu şey anneler ya da babalar tarafında ben sadece şunu istiyorum abi. Sen az önce dedin ya. Samimi şekilde oturup konuşmamız lazım abi. Evet, delikanlıca e, konuşmak heh, lazım. Çocuğun ego yetenekleriyle yüzleşecek yani. Kesinlikle Sen de ya yüzleşeceksin. Abi. Çocuğun da yüzleşecek. Herkes bir tıp profesörü olamayabilir. Allah hepimizi farklı farklı Tabii yarattı. Ki. Önemli olan çocuğun gayrette olması. Gayret ediyor mu? Ediyor. Yapamıyor abi. Yapam. Geliyor şey diyorlar mesela bazen bana, bize de söylüyorlar. Bekir Bey odası var, kitapları <gülüyor> var, <gülüyor> koltuğu var, çalışma masası var. Her ortam hazır. Çalışmıyor. Ben de şey diyorum musluk var, su var, <laughs> cami var. Namaza gidiyor musun camiye? Hepsi var. Yani her şey var olduğu halde bazı şeyleri bizim de yapmadığımız oluyor. Kur'an tamam. var, sünnet var, binlerce kaynak var. İyi bir Müslüman olarak mı tanımıyorsun maalesef, kendini? Maalesef, 4 dörtlük yapabiliyor musun? Gerekli alet edevatın ve şartların oluşmuş olması neticenin hasıl olacağı anlamına gelmiyor iş işte abi. Güzel. o da insan, o da Tabii. senin çocuğun. Yani artık imkanlarla bir şeyin olabileceğini değil de abi dediğin gibi evet. imkanlar var olsa bile oradaki duyguyu bulmak. Hı. Nereye gidiyor bu çocuk? Hakikaten istediği yardım yoksa ben bir şey abarttım mı? Bir baskı mı yaptım burada? Kabiliyeti yeteneği pırıl pırıl olan çocuklar zaten sistemden bir gol yiyorlar. Bak abi bunu net söylüyorum. Sistem Hı. bize gol, sürekli gol atıyor. Hı. Bir de anne baba bu sistemin gollerini görmeyip bir de ben gol bir atacağım de dediği zaman yazık o çocuğa. Abi inan şu an üniversitede olup bak şunu da itiraf edeyim sana sonra görüşüyoruz gençlerin çok büyük kısmı mutsuz abi biliyor musun? Üniversiteye gidiyor ama hocam ben burası için gelmedim ki diyor evet. yani burası değildi benim derdim. Annem istedi diyor. Evet annesi için giden var babası benim için rahmet giden Benim rahmetli annem varmış. de öyleydi ne yapıyorsun sen şimdi televizyona bugün var yarın yok sigortan var mı <laughs> emekliliğin var mı yarın yürüdü keşke öğretmen olsaydı falan uzun yıllar annemi ikna edemedim ben buna ya yani. Işte. Onlara kızmadım ama en azından Bizim dediğimiz kuşak, orta kuşak dediğimiz kuşak artık bunun farkına varmalı abi. Çünkü evet. niye? Abi ben anne babam hep şöyle görüyorum. Çünkü onlar o garantici olayı. Çünkü abi savaşı duymuşlar. Babalarından savaş anları dinlemişler. Ne ister ki? Garanti olsun bir şey. Haklılar. Yani o kuşak bunu istemek için çok haklıydı. Bir alt kuşağa geldi olay. Biraz konfor ama biraz gerginlik yine var. Yani hem hayalinin peşine git ama garanti de olsun. Hani Aynen. ikisi bir arada. Şimdi biraz daha olay şuraya döndü. Artık daha da özgür olsun bu konuda. Yani seçim en azından mesleki seçimlerle alakalı. Bu güzel. Yeter ki abi orada dinlemek dinlemek dinlemek. Vay. Aynen yani bunun sonunda ne var? Burada para var mı? Şu var mı? Bu var mı? Ben şuna inanıyorum abi. Belki de bu şey bir söz olabilir. Ee, bir çocuk en iyi şu masayı yapmaktan keyif alıyorsa bırakın o masayı yapsın. Aynen öyle. Günü birinde satar mı? Mimar mı olur? Ya bırakın lütfen bırak. Mimar senin ben hikayesini okudum da abi hayretler içinde kalıyorum. Yani o adamın keşfi. Kırklı yaşlara kadar bir marangoz hanedeki bir pişme durumu var. Bugün acaba kaçımız kırka kadar sabırlıca bir kişinin mesleki anlamda pişmesini bekler abi ya. düşünsene. Yani ben şu an kırkta değilim ve desem ki ailemi yani biraz daha burada daha henüz pişiyorum, İşte kalfalık dönemim gelmedi, ıssalık hmm. dönemi daha çok var. Çünkü Sinan yani neler ne eserler bıraktı ama abi bir 40 yıl var belki pişme dönemi 40'tan sonra inanılmaz şeyler evet. yapıyor. Anacığım benim ilk üniversite sınavını kaybettiğim kazanamadığımda eve gelmiştim ve çok sinirim bozuktu hemen odama girdim ağlıyorum böyle geldi gencecik de delikanlıyım böyle elini böyle omzuma attı anneciğim bak Anadolu kadını sana bir şey soracağım ben. Buyur anne dedim. Sen bu zamana kadar hiçbir mezar taşında şöyle bir yazı okudun mu? Bu adam acından öldü. Diye. Ya. Bak aynı kendince Anadolu bilgili ya değil mi? Hiç dedi bir İrfan mezar yani. taşında okudun mu? Bu adam acından öldü diye dedi. Yok anne dedim. Korkma oğlum dedi ben sen iyi insan ol diye çalışıyorum sen avukat ya da polis ya da başka bir şey mühendis ol diye çalışma olsa güzel olur ama rızık Allah'tan oğlum üzme kendini tatlıcan sen mutlu ol dedi ya mutlu çocuklar olalım dolayısıyla çocuğumuz Rabbini bilen vatanını bilen bayrağını Çok güzel. bilen annesini babasını bilen düzgün insanlar ahlaklı insanlar yetiştirelim bizim ahlaklı suculara da ihtiyacımız var bizim ahlaklı simitçilere de ihtiyacımız var ahlaklı çöpçülere de ihtiyacımız var bizim ahlaklı sanayiciye de ihtiyacımız var bizim ahlaklı, <laughs> var. Bizim ahlaklı insan ihtiyacımız var. Evet. Çok teşekkür ederiz Gökhan. Rica ederim abi. Rica ederim. güzel bir program oldu mu sence? Bence çok güzel oldu. Ben Bence de çok Teşekkür ediyorum. Oldu. Ben kanalındaki birçok videoyu takip ediyorum. Hatta itiraf edeyim yani dedim abi emin misin? benim çağırıyorsun falan dedim sana. Ne yani demek sana ya Bizim Çünkü... ahlaklı youtuberlara da ihtiyacımız <laughs> var. Oldu. Anneler babalara özellikle sesleniyorum. Çocuğunuzu Gökhan Müftüoğlu mutlaka tanıştırın. Eğer bu sınavla onlar da iştigal ediyorlarsa ve öyle bir süreçteyse. Gökhan Müftüoğlu yazdıklarında çıkıyor mu? Kanka, yoksa Gric 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 Koç mu? yazabilirler. Gri coach yazdığınızda Gökhan kardeşimin YouTube kanalını görürsünüz ve lütfen oraya abone olun. Gençlerinizi Gökhan kardeşimle tanıştırın. Ayrıca bugün, bundan sonra Peynir Gemisi programında şöyle bir şey yapacağız. Eğer şu an izlediğiniz bu Bekir Develi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız, ayrıca da bu videonun altına yorum yazarsanız abone ol, bildirimleri aç ve bu videonun altına bir yorum yaz, bir çiçek bile olsa koyun. Size Hayati hocamla müşterek çıkardığımız Fabrika Ayarı kitabından bir tane siyer, herkes için siyer. Mekke ve Medine dönemi toplamda 3 kitap bir kişiye göndereceğiz çekilişle inşallah. Çok güzel. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gökhan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ben geldiği teşekkür için. ederim abi. Allah senden razı olsun. Abi, Böyle güzel delikanlı adam gibi adamlar yetiştirmeye vesile etsin Rabbim seni. Abi, Peki sen. kıymetli dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişimiz var zira. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim. Abi. faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.